muhakkak üniversite olarak sizin çalışmalarınızda geldiğiniz nokta çok şaşırtıcı. Yani buranın mutlusu nedir? Burada üniversite sanayi işbirliği yapılması için ne kadar hacim vardır diye düşünürken enteresan gelişmeler burada gördüm. Doğrusu belki bizim sizden öğrenilen şeyler var. Ama kendi bildiğimde size aktarmak istiyorum. Biz Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak yaptığımız çalışmalardan biraz bahsedeceğim. Ama sorular olursa ona göre konuyu ilerleyeceğiz. Özellikle sürekli eğitim dünyada yeni bir boyut kazanmış durumda. Artık üniversitelerdeki eğitimi, normal eğitim dışında, sürekli eğitimlerle üniversite dışındaki insanların da eğitimlerle ve aldıkları sertifikalarla bir başka boyutta bilimsel ve uygulama hayatına katılmalarıyla ilgili çalışmalar yoğunlaştı. Hatta Bolonya süreci denilen bir süreç söz konusu. İşte alınan sertifikalar üst üste birleştirilerek bu sertifikalar ileride aldıkları kredilerle bir üniversite diploması verilebilir mi? Üniversite öğrencisi olarak girmeden verilebilir mi? Bunun çalışmaları yapılıyor. Gelecek 10 yıllarda bunlar daha farklı boyutlara ulaşacağını tahmin ediyorum. Ben 2,5 senedir bu görevi yürütüyorum. Çeşitli fakülteler, üniversiteler, yüksek okullar sürekli eğitimler, sertifika programları yapıyordu. Ben geldiğimde ne yapabiliriz diye baktım. Ülkenin önde gelen sanayici, iş adamları, gruplarıyla görüşmeler yaptım. Onların dernekleriyle, bildikleriyle. Ne ihtiyaçları var üniversitedeki eğitimlerden? Sertifika programlarından neleri verirsek onların yararına olur diye onlardan bilgiler topladık, çalışmalar yaptık. Ve sanayici iş adamları ile ilgili özellikle ihtiyaç duydukları eğitimlerden biraz da insan kaynakları olarak birçok eğitimler kendileriyle yaptık. Ayrıca endüstri ilişkileri yönetimi konusunda devam eden programlarımız var ve bu programlarımız son derece ilgi görüyor. Dönüp çalışmalar yapıyoruz. Yani sahada nasıl müşteri ilişkilerinde faydalı olabilirler, nasıl daha verimli olur, bayilik sistemini geliştirirken nelere dikkat edilmesi gerekir şeklinde, hatta bunun çalışmalarını yapıp kitaplar şeklinde de kendilerine bilgiler arz ediyoruz. Karşılıklı biz de istifade ediyoruz bu arada. Bunun dışında biz kamuyla da, kamunun kurumlarıyla da çalışıyoruz. Mesela Çalışma Bakanlığı'nın kurduğu İşkur Genel Müdürlüğü var Türkiye'de. Bu İşkur Genel Müdürlüğü iş ve meslek danışmanlığı programı açtı. Bunu üniversitelerin bazı özellikler taşıyan bölümleri var. Onlarla yaptı. İstanbul'da İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi olarak biz bunları yaptık. İş ve meslek danışmanlığında asıl amaç istihdamı arttırmaktı. 2009 yıllarında yine bir kriz durumu genelinde, dünya genelinde istihdamda sıkıntılar vardı. Yetkilileri bu konularda düşündüler, taşındılar. Dediler ki gençlerin istihdamını nasıl sağlarız? İş ve meslek danışmanları yetiştirsin üniversiteler, sertifika programlarıyla. Ve işsiz gençler bunlara başvursun ve onları yönetsin. Yani sen şu işi yapabilirsin, sen şu işi yapabilirsin diye. Böyle bir çalışma yürütüldü Türkiye genelinde ve biliyorsunuz o yılın hemen akabinde istihdamda
daha iyi sonuçlar elde edildi. Bunun dışında biz şimdi yeni bir programa başlıyoruz. O da Türkiye'de geçen sene kurulmuş olan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. Bu kurum bağımsız denetçilik eğitimleri sertifika programları düzenleyildi. Yine o kuruma bağlı olarak. Bu programları yürütüyoruz. Yani mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin bağımsız denetçi olması için. Bunun dışında yine Çalışma Bakanlığı'nın diğer bir genel müdürlüğünün düzenlemiş olduğu iş sağlığı ve iş güvenliği iş yerlerinde istihdam edilen personelin sağlıklı ortamda iş yapabilmesi ve işin güvenli olarak sürdürebilmesi açısından mecburi kılınan bir eğitimler var. Bu eğitimleri vermeye başlıyoruz. Bu da iş hayatına birebir ilişkili eğitimler. Bunun dışında bizim çok tabii şeylerimiz var, farklı eğitimlerimiz de var ama bunlar daha çok yani iş hayatının direkt içinde olmayan şekilde mesela dil kursları falan. Ama bazı şirketler de başvuruyor. Diyor ki elemanlarımızda bir dil programı yapalım diyorlar. Ve bizim hocalarımızı gönderiyoruz. Kendi iş yerlerinde dil eğitimleri de yapıyor. Ama bunları pek bahsetmeye, yani konunun dışında ama neler yapıyorsunuz diye sorarsan diye bunları ele alıyoruz. Evet, benim bizim iş hayatımızla ilgili attığımız adımları anlatmak açısından yaptığımız eğitimlerden biraz bahsettim size. Söyleyeceklerim şimdi. Yardım Hocam Doktor Mehmet Ersoy'a konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi yine üniversite sanayi işbirliğinde eğitimin rolüyle ilgili düşüncelerini almak üzere Doçent Doktor Halil Sahime söz veriyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de yeniden saygılar sunuyorum hepinize. Ben Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'ne görev yapıyorum. Ama hani gelenek oldu değil mi? Herkes kısaca kurumundan bahsediyor. Ben de birkaç cümleyle bahsedeceğim hızlıca. Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak bizim de temel fonksiyonumuz, işlevimiz üniversitenin ürettiği bilgiyi topluma taşıma şeklinde özetlenebilir. Yaşam boyu eğitim de deniyor şimdi. Üç kalemde temel eğitimleri özetliyoruz biz. Bunlardan birincisi tezsiz yüksek lisans, yani fen ve sosyal bilimler enstitülerine bağlı olarak üretilen tezsiz yüksek lisans programlarını biz fiilen sahada yürütüyoruz. İkincisi sertifika programları, mesleki eğitimler ve yönetici geliştirme eğitimleri olarak adlandırıyoruz. Üçüncüsü dil eğitimleri veriyoruz. Ve temel strateji olarak da iki temel strateji uyguluyoruz bununla. Birincisi genel katılıma açık eğitimler yapıyoruz. Yani sınıflarda bize müracaat ediyorlar, bizim sınıflarımıza geliyorlar. İkincisi biz kurumlara gidiyoruz ve kurumlara özel, biraz daha kişiye özel eğitimler, eğitim içerikleri geliştiriyoruz. Yani kurumun ihtiyaçlarına uygun olarak onlarla birlikte eğitim içeriği geliştiriyoruz ve bunları vermeye çalışıyoruz. Özellikle bu şekilde sayabilirim. Biraz da müsaade ederseniz bu üniversite sanayi işbirliğinde eğitimin rolü ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle bu işbirliği konusunda benim çok önemsediğim hususlardan bir tanesi sabahki konuşmalarda da değinildi. Lider yetiştirme, lider kadroları yetiştirme meselesi. Malumunuz kuruluşların rekabet üstünde elde etmesinde bu yönetici yetiştirme veya lider yetiştirme meselesi çok önemli. Bu bakımdan da üniversite ve sanayinin işbirliği yapmasının gerçekten çok yararlı olduğunu düşünüyorum Hoca. Bu kazan kazan şeklinde bir ilişki aslında. Sabah da söylendiği gibi yani üniversitenin kendi kabuğuna çekilmesi bir tarafta hocaların ve üniversitenin genel olarak aslında yine Türkiye üzerinde bahsedecek olursak kuruluş amacı zaten İş dünyası merkezli kurulmamıştır üniversitede.
Yani Osmanlı Devleti zamanında üniversiteler devlete yönetici yetiştirmek, bürokrat yetiştirmek amacıyla kurulmuş. Hatta asker ve bürokrat yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Ve çok uzun süre iş dünyasının gereklerini, ihtiyaçlarını dikkate almak gibi bir refleks geliştirmemiştir üniversite. Biraz da bundan mütevellit, bundan kaynaklanan sebepler. Daha sonra evet böyle bir ihtiyacın farkında varılmıştır ama bu dönüşüm kolay bir dönüşüm değil. Malumunuz zihinsel dönüşüm, fikri dönüşüm, organizasyonel dönüşümden daha zor bir şey. Siz kuruluşları yeniden yapılandırabiliyorsunuz, programları yeniden yapılandırabiliyorsunuz ama zihinleri değiştiremiyorsunuz. Yerleşmiş kültürü değiştiremiyorsunuz. Çok kolay bir şey değil. Yani bir tarafta evet, iğneyi kendimize batırabiliriz akademisyenler olarak. Biz iş dünyasında kapılarımızı biraz kapattık işin doğrusu. Ama bir iğneyi de iş dünyasında batırmakta fayda var. Ona pek değinilmedi tabii. İş dünyasının temsilcileri oldu işte sabah. Pek ondan bahsetmedim. Bir tarafta da iş dünyası da doğrusu üniversitelerin kapısını ve üniversiteleri desteklemedi yeterince diye düşünüyorum. Yani bu karşılıklı bir şey aslında. Çünkü çok sayıda iş dünyası temsilcisiyle görüşme imkanım oldu görev yaptığım süre boyunca. Üniversite belki haklı sebeplerle üniversitelere karşı biraz yani zaten siz ne yapıyorsunuz ki orada? Sizin öğrettiğiniz bilgi zaten bizim işimize yaramaz. Boşa vakit kaybetmek istemiyoruz gibi bir yaklaşım içerisinde gördük iş dünyası temsilcilerini. Yani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek diyor belki. Evet, onlar da böyle bir acı tecrübesi olmuş muhtemelen. Ama bundan dolayı da onlar da kapılarını kapatmış sonuç itibariyle. İki taraf da kapısını kapatınca bizler hele sosyal bilimler, efendim bilimleri gibi uygulamalı alanlar, bizim laboratuvarımız zaten piyasa. Ben işletme yönetiminde görev yapıyorum. Yani ben piyasadaki gelişmeyi öğrenemediğim zaman mesleğimi icra edemiyorum. Sınıfta lisans öğrencilerine ders anlatırken de yetersiz kalıyorum mesela. Çünkü gerçek hayatta olanı bilmezsem ben öğrenciye de bunu aktaramam. Dolayısıyla bu işbirlikleri bize de çok şey kazandırıyor. Onun için kazandırıyor. Yani bir tarafta biz ürettiğimiz, yaptığımız çalışmalara iş dünyasının ihtiyacını bilerek yaparsak onlara da bir fayda üretiyoruz. İki, eğitim çıktılarımızı onlar kullanıyor. Hatta Türkiye'de önemli bir şirketin akademi müdürü aynen böyle söyledi bize. Dedi ki biz üniversitelere yatırım yapıyoruz. Nasıl? Nasıl? Türkiye'de üniversitelere yatırım yapıyoruz. Kaynak aktarıyoruz. Niye? Hatta dedi ki yani Türk Telekom isimleri, Türk Telekom akademi müdürü başkanı. Hatta kaynak aktarıyoruz. Hatta bizim Telekom kodlu ders açmak istiyoruz üniversitelerde ki sizin öğrencilerinizi biz kullanıyoruz. Yani mezunlar daha sonra bize geliyor ve İstediğimiz seviyede gelmediği zaman sıkıntıları biz yaşıyoruz. Dolayısıyla bu işbirliği iki taraf açısından da çok önemli aslında. Lider kadrosu yetiştirme bunun birinci ayağı. İkinci ayağı baktığınız zaman, şimdi dünyada artan bir işsizlik var malumunuz. Bütün dünyanın problemi işsizlik. Çalışanların kabusu, işsiz kalmak. Fakat şirketlerin de kabusu nitelikli eleman bulmak. Yani bir tarafta işsizler var, bir tarafta herkes yana yakala kabiliyetli, nitelikli eleman arıyor. Şimdi enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Yani nitelikli insan bulmakta, istediği niteliklere uygun insan bulmakta zorlanıyor şirketler. Öbür tarafta işsizler var. Bunun tabii temel sebeplerinden bir tanesi, üniversiteden çıkan öğrencilerin piyasanın ihtiyaçlarına uygun yetişmemiş. O donanımda çıkmamış olması. Dolayısıyla burada bu işbirliğinin arttırılması hem ülkenin enerji ve vakit kaybını önleyecek hem de şirketlerin nitelikli eleman bulmasında onlara yardımcı olacak önemli bir araç olarak görüyoruz. Bir diğer altını çizmek istediğim başlık ise malumunuz kabiliyet yönetimi veya yetenek yönetimi. Yedi ismi. Şimdi bunun üç tane sacayağı var. Bu üçü de aslında üniversite sanayi işbirliğine yakından herhalde. Bunun ilki nitelikli eleman bulma. Demin arz etmeye çalıştım. Şirketlerin en önemli problemlerinden bir tanesi kabiliyet. Bu İngilizce head hunting dedikleri kabiliyetleri keşfetme. Şimdi bu kabiliyetleri keşfetme meselesi aslında şirketlerin problemi ama çözümü şirketlerle sınırlı değil maalesef. Çünkü bu kabiliyetler daha ilkokul çağlarından keşfedilmesi gerekiyor. Bunların lise çağlarından keşfedilmesi gerekiyor ve
daha oradan başlayarak eğitim adımlarının buna uygun atılması gerekiyor. Biz bunları veya biz bunları yapmadığımız zaman belli bir yaşa geldikten sonra adam okumuş, bitirmiş üniversiteye gelmiş 23-24 yaşına tüh yanlış yaptık. Ben aslında buna uygun değilmişim. Dediğiniz zaman gidiyor. Bakın Türkiye'de üniversite mezunlarının yaklaşık %60'ı kendi kabiliyetlerine veya isteklerine uygun olmayan bir bölümden mezun olduğunu söylüyor. Çok böyle öğrenciyle de konuştuk. İşte niye seçtim bu bölümü? Annem babam yönlendirdi. Oğlum işte şu meslekte iyi para ver dedi. Birkaç tanesi de böyle yüz yüze görüşmek durumunda kaldım. Üniversite tercih döneminde. Bir tanesi mesela hiç unutmuyorum. Türkiye üniversite sınavında ilk 100'e girmiş bir öğrenci. Bu şu demek, Türkiye'de vakıf, özel, devlet fark etmez, istediği üniversitenin istediği bölümünü kazanıyor demek. Yani tercih yaptı, herhangi bir bölümü kazanacak, neresi olursa olsun. Nereyi istiyorsun dedim öğrenciye. 3 tane tercihim vardı dedi. Biri edebiyat, öbürü tıp, üçüncüsü de uluslararası ilişkiler. Böyle şey olur mu? Yani hiç alakasız 3 bölüm. Biraz daha açınca meseleyi anladık ki tıbbı anne babası istiyor iyi para kazanır diye. Doktorlar iyi para kazanır. Hocaları uluslararası ilişkilere yönlendirmiş danışman hocası. Kendi de edebiyat istiyor. Nereyi tercih edin diye bize sordu. Biz, benim tabii tahmin edebildiğiniz gibi edebiyat dedim. Yani madem orayı istiyorsun, oraya git. Ama para kazanamam dedim. Orhan Pamuk diye birini duydun mu dedim. Duydum dedi. Sence ne kadar kazanıyordur dedi. Bilmiyorum dedi. Şunu söyleyeyim. Birçok doktordan daha fazla kazanıyordur dedi. Dolayısıyla mesleğinizi güzel yaparsanız her alanda para kazanırsınız. Kaldı ki hani meslek tercihi para kazanmaya da odaklanmaması. İnsan faydalı hayatını, bak ben hayatımı büyük bölümünü iş yerinde ve işte mesai arkadaşlarımla beraber yani çoğunu eşimden çocuklarından çok görüyorum. Dolayısıyla yani insan sevmediği bir şeyi, memnun olmadığı bir şeyi yaparsa hayatını zehre döndürüyor. İki, hem başarısız hem mutsuz oluyor. Dolayısıyla meslek tercihinde de çocukların daha bu yaştan itibaren doğru yönlendirilmesi çok önemli. Burada da üniversite sanayi işbirliği. Yani şirketlere yönelik, piyasanın ihtiyaçlarına yönelik ve çocukların kabiliyetine yönelik doğru bir yönlendirme yapabilirsek biz zaten daha baştan, çünkü daha sonra bir takım eğitimlerle bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Çok örnekleri var bunun. Son derece dışa dönük, sosyal yönü çok güçlü bir insanı alıp muhasebeye koymuşlar. Yani şimdi bu insanı eğite böyle yonta yonta bir yere getirmeye çalışıyor. Çok zor ama. Fıtratıyla mücadele ediyorsunuz çünkü. Son derece içe dönük bir insanı götürüp pazarlamaya koymuşlar. Müşteriyi gördün mü boncuk boncuk terliyor. Hocam iletişim şimdi, iletişim eğitimleri, daha işte motivasyon eğitimleri, evet bir seviye kat ediyorsunuz ama yani baştan bu çocuk oraya uygun değil diyor. Fıtraten müsait değil. Allah'a vergisi kabiliyetleri oraya uygun değil. Keşke baştan yönlendirilebilseydi ne şirketler bununla uğraşacaklardı. Yani kabiliyet yönetiminin bu keşfetme aşaması zaten çok başarılıdan bir aşama. İkincisi geliştirme, kabiliyetlerin inkişaf ettirilmesi. Şimdi bu aşamada da evet şirketin teorik bilgiye ihtiyacı var. Bir tarafta kendi bünyesinde bir uygulama bilgisi var. Doğru. Bu çok önemli bir tecrübe. Görerek öğrenme, usta-çırak ilişkisi eğitimde her zaman çok geçerli ve önemli bir model. Ama bu yeterli olmuyor. Bir taraftan dünyanın bir birikimi var. Onu da kazandırmanız lazım insanlar. Özellikle bu geliştirmede yönetici adaylarının geliştirilmesi daha da özel bir durum teşkil ediyor. Ve Türkiye özelinde şunu söyleyebiliriz, şirketler daha buna yeni yeni gözlerini açmaya başladı. Yani yönetici yetiştirmenin bir eğitim içeriği olduğunu yeni yeni idrak etmeye başladı. Çok yakın zamana kadar fabrikada mühendis, hastanede doktor, yönetici olur. İyi doktorsa iyi yönetici olur. İyi mühendis, iyi yönetici olur. İşte iyi hocadan iyi dekan olur gibi bir varsayımla hareket etti şirketler. Halbuki öyle değil. Çok iyi bir mühendis olabilir ama çok kötü bir yönetici olabilir. Harika bir doktor olabilir, çok önemli ama çok kötü bir yönetici olabilir. Dolayısıyla bu ikisi ayrı mesele. Şimdi bir hastanenin medikal direktörüyle böyle bir görüşme yapıyoruz.
dedi ki bize, yönetici yetiştirme talep ediyor onlar. Biz de o talep üzerine gittik. Hocam bunlar boş şeyler dedi. Biz zaten biliyoruz bunları. Neyi biliyorsunuz dedim. İşte finans, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, planlama falan. Zaten yapıyoruz. Doktor kendisi. Eğitim aldınız mı? Hayır. Efendim dedim, ben de bir iki sene yanınızda çalışsam ben de ameliyat yaparım. Ama 10 hasta masada kalır. Ya öğreniriz yani. Burayı kestik, adam almış. Bu kesilmeyecekmiş tamam. O gitti. Yeni hasta gelsin. Ha bu da sinirmiş. Onu da kesmeyecekmişiz demek ki falan. Öğreniriz yani. Öğrenilmeyecek bir şey yok hayatta. Ama böyle öğreniriz. Ve siz de böyle öğreniyorsunuz işte. Yani şirketlerin kafasını duvarlara vurarak öğreniyorsunuz. Evet. Ama burada dünyanın bir birikimi var. Bundan istifade etmek akıllı insan işi değil mi? Dolayısıyla bunda yani inkişaf ettirmede de mutlaka üniversite sanayi işbirliğine ihtiyaç var. Üçüncüsü elde tutma. Kabiliyet verimin üçüncü ayağı elde tutma. Motive etme ve verimli çalıştırma. Şimdi insanlar bugün hele şu anki yeni gençlerin birinci tercihi bütün araştırmalar bunu gösteriyor bize. Para kazanma olmuyor. Birinci tercihleri kariyer geliştirme. Eğer girdiği şirkette kariyer imkanları olmadığını görüyorsa iş değiştirme ya da hatta bazen sektör değiştirmeye kadar tercihler bulunur. Yine bu tip bir kurumsal görüşmede Türkiye'de önemli sayılabilecek, hatırı sayılır bir yazılım firmasının müdürü dedi ki çok geçen hafta dedi iki tane en kabiliyetli çalışanımızı bu yüzden kaybettik. Niye? Kendilerine bir kariyer imkanı sunamadınız. Bir kariyer yolu sunamadığımız için iki tane en değerli çalışanımızı daha bizim görüştüğümüz haftanın bir önceki haftasında kaybettiğimiz için. Şimdi burada da üniversitelerle yapılabilecek çeşitli eğitim imkanları ve yüksek lisanslar, doktoralar, doktora imkanlarının sunulması, yüksek lisans diplomalı program imkanlarının sunulması, çalışanların bulundukları kurumlara aidiyetlerinin yükselmesi, daha verimli çalışmaları ve bir taraftan da orada kalmaları açısından son derece önemli görüyoruz. Son değineceğim nokta şudur. Bu sürekli eğitim, daima eğitim, daimi inkişaf, hayat boyu öğrenme gibi kavramlar bize çok yeni kavramlar gibi geliyor ama aslında o kadar da yeni değil. Bunlar kadimden bu yana uygulanan şeyler aslında. Yani bizim kendi kültür mirasımızda bunun çok enfes örnekleri var zaten. Yani ben deniz işte nasip oldu, hem Balkanlara imkanım oldu, hem değişik coğrafyada ülkelere gittik. Mesela oralarda Balkanlarımız Arnavutluk, Şkoda'da bir dağ köyüne çıkarttılar bizi. O dağ köyünde 3 tane hala yaşayan Bektaşi tekkesi var. Şimdi bunlar oraların sürekli eğitim merkezleri dersin. Eminim bu coğrafyada da vardır. Artık Yonca Teşkilatı, Ahilik Teşkilatı yine bir dönemin yine bir dönemin sürekli eğitim merkezi. Üçüncüsü de şifai kültür. Bizim kadim kültürümüzden bu yana gelen o şifai kültür, yani bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz belki bir kısmı okuma yazma bilmezdi ama ben rahatlıkla söyleyebilirim benden daha bilgili insanlar. Yani benim kadar çok kitap okumamışlardı ama öyle zengin bir şifai kültürden besleniyorlardı ki kesinlikle cahil değiller. Belki okuma yazma bilmeyenleri vardı işlerinde ama formal bir eğitimden geçmemiş olanları vardı ama kesinlikle cahil insanlardı. Şimdi bu kültürün devamı da bizim açımızdan önemli. Yani nereye getirmeye çalışıyorum lafı? Aslında sabah konuşulan noktaya. Yani bu hayat boyu öğrenme, sürekli gelişim dediğimiz meselenin demek ki bir ayağı mesleki gelişim, öbür ayağı da o bizim kadim kültürden tevarüz ettiğimiz kültür mirasının değerlerinin devam ettirilmesi. İşte biz buna şu anda değerlerle liderlik, değerlerle yöneticilik diyoruz. Ve bu konuda da çalışmalar acizane yapmaya çalışıyoruz. Birçok bu konuda bizim gibi çalışan meslektaşlarımız da var. Dolayısıyla bu konunun da ben çok önemli olduğuna inanıyorum. Yani bu yöneticilik veya mesleki eğitimlerde batıdan alınmış modelleri papağan gibi tekrar edilmesi değil de bunun kendi değerlerimizde nasıl yansıması olur? Bu işin bizcesi nasıl olur?
acaba bize bakan taraf nasıl olmalıdır şeklinde de bir kafa yorma yaparak bu eğitimlere bu içerikle takdim etmenin çok daha yararlı olacağını ve bu toplumların geleceğe yürümesinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Lafı uzattım, kusura bakmayın, saygılar sunuyorum. Fatih Üniversitesi, pardon bir soru. Kırk sayılır, 39. Yani küçük yaşlarda başlaması gerekiyor. İlkokul diye düşünüyorum ben. Ama şöyle, yani bizdeki ortaokula diyebiliriz buna. 12-15 yaş arasında bence başlaması gerekiyor. Soru şöyle, yani yönetici olarak kaç yaşında iş hayatına atılsa daha iyi olur? Yani 25 yaşında, 30 yaşında mı? Yani lider diyoruz ya, o bakımdan soruyor. Tamam. Şimdi, bir iş adamını biz çağırmıştık bir konferansa. Oradan örnekle söyleyeyim. Dedi ki bize, mesleğe başlamanın ilk 5 yılı öğrenmedir. Dedi. Ne iş yaparsanız yapın, bir defa bir 5 yıl en az, minimum öğrenmeniz gerekir. Yani 22 yaşında mezun olsa bir öğrenci. Bir defa 27-28'lere kadar, 30'lara kadar bir nokta öğrenme süreci geçirmesi lazım. Ondan önce yöneticilik yapması çok doğru olmaz kanaatindeyim. 30'larından itibaren, ama bu kişiye göre de değişebilir tabii, daha kabiliyetlidir, daha çabuk öğrenir. Ama bir 5-6 sene öğrenme süreci geçirmesi de fayda var. Bir de 30'lu yaşlar biraz daha, hani olgunlukla gençliğin bir arada olduğu yaşlar gibi sanki, daha o yaşlarda başlaması lazım. Yani yöneticilik şu anki örnekten verdiniz ama eğer kabiliyet daha önce tespit edilebilirse ki Fatih Sultan Mehmet örneği düşünürsek 7 yaşında başardığını acaba bu öne çekilebilir mi? Evet. Cevabı solda. Çekilebilir tabii ama yani eğer Fatih Sultan Mehmet öneğinden... Yani şunu söyleyeceğim, Fatih Sultan Mehmet 21 yaşındaydı da Çamdar 21 yaşında değil. Ben tarihçi değilim ama. Hani ekibi 21 yaşında değildi onun. Yani arkasındaki vezir ekipleri son derece tecrübeli biri fanilerdi. Böyle bir akıl danesine ihtiyaç var. Evet yönetici genç olabilir ama mutlaka onun ekibinde danışabileceği tecrübeli insanların bulunması lazım o zaman. Yani eğer kendisinde o tecrübe yoksa muhakkak ekibinde o tecrübenin olması lazım. Çünkü tecrübe de yaşamadan öğrenilemeyen bir şey. Yani onun eğitimi yok. Tecrübenin eğitimi yok. Her şeyin eğitimi var. O da değerli bir şey. Yani ikisini birleştirmek de fayda var. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir konuşma oldu. Bu şifai kültürden, beslenmeden bahsettiniz. Ben de hayatım boyunca bunun faydalarını görmüştüm. Yani biz eskiden aile hayatı, toplumsal hayat biraz farklıydı. Yani dedeler, nineler, yani büyük anne, büyük babalarla birlikte yaşanırdı. Efendim anne baba, ata ana neyse işe gittiği zaman o evdeki yaşlılar torunlara, nevelere ilmi, manevi, dini, bir takım kültürü aktarırlardı. Yani onların dizinin dibinde yani edebiyattan, şiirden, musikiden, tarihten, maneviyattan her şeyi. Şimdi ben bu kendimde de bunu hissetmişimdir. Ama bakıyorsun ki bir belli bir altyapı olmuş, oluştu. Ama aynı şeyi ben kendi çocuklarıma veremedim. Neden? Çünkü toplumsal hayat değişti. Yani nineler, dedelerle anne baba çocuklar aynı evde yaşamıyorlar. Ne oluyor? Anne baba işe gidiyor. Çocuklar okula gidiyor. Şimdi çocuklar o zaman, uşaklar neyle besleniyor? Ya televizyondan besleniyor, ya arkadaş kültüründen. Şimdi bunu tabii bu kültürün aktarımı o zaman tam gerçekleşmiyor. Günümüzde acaba bunu nasıl böyle sağlayabiliriz diye düşünüyorsunuz. Tablosunda benim önüm tablosunuz. Aynı kanaatteyim. Yani bu aile çok önemli bir şey hakikaten. Kültürün devamında. Büyük aileyi kuruyamıyoruz. Yani sanayileşmenin tabii bir sonucu çekirdek aileye dönme. Üzülerek söyleyeceğim, bilgi toplumuna geçmenin sonucu da ailesiz topluma doğru gitme oluyor. Şu anda bazı ülkelerde
formlardan baba ismi kaldırıldı. Yani baba ismi yok formlarda. Bir opsiyonel bir şey. Olabilir, olmayabilir. Durumunda maalesef. Yani üzülerek söylüyoruz bunu. Bu ciddi bir tehdit. Bir defa ailenin korunması önemli. Bir taraftan da şunu görmemiz lazım gibi geliyor bana. Şimdi geçmişteki bir takım şeyler aynıyla devam ettirilemiyor maalesef. Yani üzülüyoruz ama böyle, bunu kabul etmemiz lazım. O zaman bugünün şartlarına uygun bir şeyler üretmemiz, çözümler üretmemiz gerekiyor. Bu çözümlerden bir tanesi mesela sivil toplum kuruluşları. Bir takım faaliyet, sosyal faaliyetleri. Üniversite özelinde kulüpler mesela bunu yapabiliyor. Yani kulüpler öğrenciyi en formal düzeninde toplayarak işte aksakallılarla, tecrübeli insanlarla buluşturabiliyor. Belki dedesiyle buluşmuyor ama iş hayatının önde gelen bir insanıyla, toplumun önde gelen bir insanıyla buluşup dizinin dibine oturup o insanın sohbet dinleyebiliyor öğrenciler mesela. Veya sivil toplum kuruluşları aynı şekilde sohbet ortamları, en formal ortamlar oluşturabiliyor. O zaman buralardan beslenmemiz gerekiyor. Yani madem ki ailelerimizde o kadim aile kültürünü devam ettiremiyoruz, ki keşke devam ettirebilsek ama o zaman bugünün şartlarına uygun bu tip ortamlardan insanımızın beslenmesine önem vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yaşlılar aileler sosyal bakanlığı değiştirildi mi? Tahsil, evet. Şimdi malum eğitim dediğimiz şey beşikten kabre devam etmesi gereken bir şey. Bu anlamda bir yaş sınırı olmaması gerekiyor. Hatta pozisyon sınırı da olmaması gerekiyor. Yani her yaşta, her pozisyonda insanın eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Şimdi şu da bir gerçek. Günümüzde işte tam da bu ihtiyaçtan ötürü formal eğitim sistemleri, yani lise, üniversite eğitimleri toplumun bu ihtiyacına cevap vermiyor. Zaten onun için arayüz dediğimiz o sürekli eğitim merkezlerine ihtiyacımız var. Yani eğitimi biraz daha toplumun alabileceği tarzı yaklaştırarak vermemiz gerekiyor. Burada da yaşlılar için de gerçekten eğitim imkanlarının sunulması çok önemli bir husus. Biz çok yapmıyoruz şimdi doğrusu. Fatih Üniversitesi'nde eksiğimiz bu. Ama yapmamız gerekiyor. Bu da çok önemli bir şey. Evet. Başka soru var mı? Evet, Fatih Üniversitesi. Sanat tarihçisi olacaksan veyahut da işte Türkçe tarihçisi olacaksan artık bir yıl kalmış tutarmaya yüzün bir hastalığı. Yani bunu iftidai sınıflarda, ilçe sınıflarda ve Türkçe bile bir
Polat Mahiye Keçiler ve Azerbaycan'da ben bir sosyolojim. Ben özüm prezidentiyam, idare istahkı neymesinde mermim yani. Yani bizim özüm merkezimiz var, İNSKO'muzun da direktörü işte hürmetli adım adım buyuruyor. Yani böyle bir proje ekonomi olan mı ki? Biz bir Polat bir Mahiye Keçiler var. Yani Türkiye ve Azerbaycan'ın benzeyindir. İktidari sınıflarda ikinci, üçüncü, beşlikte öncesi grubuyla arka soruşa bunlar kaldığını biz yok anlıyorsunuz. Bunların istihameti. Bu önemli bir de çetler mi işte? Önemli Allah alıyorsun. Çok önemli yani bence de dediğin sıkı. Bunda siz daha iyi biliyorsunuzdur. Dünyada benim gözlemlediğim iki sistem var bu yönlendirmede. Birincisi cebri sistem. Zorunlu olarak yönlendiriyor. Size bırakmıyor tercihi. İkincisi daha size bırakıyor. Yani keşfi yapıyor. Aileye ve kalbe bildiriyor bunu. Senin kabiliyetin bunlar. Bu alana yönelsen iyi olur diyor ama tercihi size bırakıyor. Benim tercihim ikincisinden yanadır. Yani küçük yaşlarda bu keşfin yapılması, yönlendirmenin aileye yapılması. Sizin çocuğunuz şu konuda kabiliyetlidir. Şu alana yönelse başarılı olur. Dense sonra da aile tercihini yapsa. İstiyorsa o alanı alsın. Hemen çocuk bir mesle tarafından tezgilere maruz kalıyor. Evet. Ölü itiriyor. En büyük bir söz başkadır. Özün üreye başkadır ve sosyal mühitin dediği başkadır. Evet. Onun için onları kömeğe etmek. Bir de bir şey işleme olursa biz memnuniyetle size emektaşlık edelim. İnşallah. Çok sevindim. Başka soru yoksa Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doçent Doktor İmzay'a teşekkür ediyoruz. Bu arada ben bir düzeltme yapmam gerekiyor. Açılışı yaparken Kafkas Üniversitesi'ne teşekkür ettik ama bu konferansını düzenleyen ikinci ortağı da Fatih Üniversitesi. Dolayısıyla Fatih Üniversitesi'ne de teşekkür etmemiz gerekiyordu. O da düzeltmeyi de yapmış olduk. Şimdi hem son konuşmayı yapalım hem de biraz toparlamaya çalışayım. Gerçi bu iki değerli konuşmanın arkasından toparlamak oldukça zor. Güzel ifade ettiler. Şimdi ben İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Dolayısıyla herkes gibi ben de kısaca üniversiteyi tanıtayım. Üniversitemiz dünyanın ilk 5 büyük odası arasında yer alan İstanbul Ticaret Odası'nın kurmuş olduğu bir üniversitedir. Dolayısıyla kuruluş amacı zaten ticaret ile iç içe yaşamaktır. Maalesef uzunca bir süre bu hedefe yeterince yanaşamamış ama son yıllarda bu alanda hızla adımlar atmaya başlamıştır. Ne gibi adımlar atılmıştır bu alanda? Süratle merkezler kurmaya başladık ki bunlardan bir tanesi ticaret odasıyla birlikte kurduğumuz üniversite iş dünyası ilişkileri araştırma ve uygulama merkezi. Bu merkezin amacı, işte burada da bahsi geçen kavramları, ticaretin içinden gelen insanlarla birlikte keşfetmek. Nedir problemlerimiz? Burada şunu yaptık, ticaret odasının komisyonları var her sektörle ilgili. Bu sektörlerin içerisinde, sektör komisyonlarının içerisinde üniversite hocalarımızı kanalize ettik. Ve sektör toplantılarına üniversite hocalarımızın bir fiil katılmasını, oradaki problemleri yerinde görerek üniversiteye taşımalarını ve bu bağlamda da müfredatlarımızı sanayinin, ticaretin istekleri doğrultusunda bizim olmazsa olmazlarımızı yok etmeden tabii ki de düzenlemeye hedefledik. Bu bizce önemli bir adımdı. Daha emekleme aşamasında ama bu alanda çalışıyoruz. İkincisi, buraya gelmişken söylememiz gerekiyor. Komşu ve çevre ülkeler ile ilişkileri geliştirmek için bir komşu ve çevre ülkeler uygulama ve araştırma merkezi kurduk. Ki ilk etkinliğini de yine Azerbaycan'la yaptık aslında geçtiğimiz ay içerisinde. Azerbaycan'dan bir ekibi ağırladık ve Ermeni meselesini masaya yatırdık. Onu tartıştık birlikte. Yine Afrika ilişkileriyle ilgili bir yeni program açtık. African Studies diye orada. Bilişim teknolojilerinin çok önemli olduğunu düşündüğümüz için bilişim teknolojileriyle ilgili bir uygulama araştırma merkezi kurduk. Yine bu noktada Uluslararası Kreatif Ekonomiler Kültür Endüstrileri diye bir merkez kurduk. Liderlik ve girişimcilikle ilgili bir merkez kurduk. Lider yetiştirme noktasında fayda sağlayalım diye.
Endüstriyel Otomasyon Merkezi ve Tekme'yi kurduk. Ve bizce en önemli olanlardan bir tanesi de yine Türkiye'de tek olan bir üniversitenin bağlı olmadığı. Sayın Başkanım, sayın katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii müşteri yok. Bu kadar az müşteriye ne konuşacağız? Biraz motivasyon eksikliği çekiyorum doğrusu. İnşallah gelen olur. Şimdi efendim, iş dünyası ve üniversiteler. Bunlar hakikaten ikisi birbirinden ayrılmaz, birbirinin müteemmim cüzü diye addedeceğimiz hususlar. Yani siz iş dünyasını üniversiteden, üniversiteyi üst dünyasından çekip alamazsınız. Fakat burada sıkıntı şu. Expectations, yani beklentiler. Şimdi kim ne bekliyor? Yani hayat aslında bir beklentiler yumağı diyebiliriz. Çok kısa bir şey anlatmak istiyorum. Yıl 1990, İngiltere'de kalıyoruz. İşte hem doktora sonrası gittik, lisan falan. Orada bir İngiliz arkadaşım vardı. Hanımından çok çekiyordu. Sabah akşam önden expectations, expectations deyip duruyordu. Benim ilk öğrendiğim İngilizce kelime expectations. Çok çok iyi artık. Ya yeter dedim, sen başka bir şey mi? Çünkü biz orada evde kalıyoruz ya. Şimdi sözüm ona, hani evde biz onlarla pratik yapacağız. İşte okulda da İngilizce teorik dersi alacağız. Pratik teorik birbirini götürecek. Fakat bu adam expectations'tan başka bir şey demiyor. Adı da Glenn. Bir gün dedim, Glenn ya nedir bu, nedir sen derdin? Oturdu bana anlattı hanımıyla olan diyaloğunu. Bunun hanımı aynı İstanbul borsası gibiymiş. Yani borsa gibiymiş. Ben tabii İstanbul. Yani borsaları bilirsiniz. Bilmiyorum borsada alım satım yapan var mı? Beklentiler olursa, olumlu beklentiler çıkar. Beklenti olmazsa iner. Olumlu beklenti gerçekleştiği zaman tekrar iner. Ya hani bunu bekliyordu? Yani beklediğin oldu işte, bırak çıksın. Mesela bizim Türkiye'de kredi notu artış oldu. Bilmiyorum tabii, takip edenler vardır. Kredi notu arttı. Bizim borsa tabii son malum 3-5 olay da oldu. Bu neden? 90 binden 70 binlere indi. Yani yaklaşık %15-20 değer kaybetti. Ya hani biz kredi notu artığını bekliyorduk filan. Glenn'in karısı da böyleymiş. Beklentiler, sürekli bir beklenti içinde yaşıyormuş. Beklentisi olduğunda iyi, hoş davranıyormuş. Beklenti olmayınca da ne evi süpürürmüş, ne kahvaltı hazırlarmış filan filan. Şimdi efendim, bugün tabii öğleden sonra malum yemek de yedik. Hepimizde şöyle bir ağırlık var. Hocam da uyudu, uyuyacak. Hocam lütfen yapma. Sana baktıkça benim de uykum geliyor. Şimdi şöyle biraz canlı ol. Tabii sizleri de fazla sıkmak da istemiyorum. Onun için aslına bakarsanız tabii bunu bir çalıştay gibi düşündüğümüzden dolayı oturup da şöyle PowerPoint sunumu falan hazırlamadım. Aa, ben görünüyorum. Evet, güzel olmuş. Şimdi dolayısıyla bu resmi bir konuşma yapmaya çalışacağım. Elimden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Malum ben YMM'yim. Bilmiyorum, yazıyor mu orada YMM? Merak ettiniz mi nedir bu adam, yemiyor içmiyor mu? YMM ne demek? Yemiyor içmiyor. Ha? Öyle mi düşünün? Bir dakika, YMM'nin anlamını ben derste bir soru sorarım öğrencilere. Bilene artı 5 puan veririm. Finalde de onu ilave ederim. Yani notun üzerine ilave ederim. Ama size tabii vereceğim bir not yok ama. Aferin ya da tebrik ederim ya da başka bir şey diyeceğim. Efendim YMM'nin anlamını bilen oldu mu? Ya da merak edip de internete giren oldu mu? Nereden biliyorsun? Ha. Tamam, seninki sayılmaz. Kopya çektim. Efendim, YMM yeminli mali müşavir demek. Bu yeminli müşavirler ne yapar, ne eder? Şimdi bu yeminli mali müşavirler kurmay albay gibidir. Kurmay albayı da bilen var, her şeyi bilirler. Şimdi bu hem hukuk bilirler, iktisat bilirler, ekonomi bilirler, yönetim bilirler. Allah, her şeyi bilirler. Bilir kişiler aynı zamanda. Ben aynı zamanda bilir kişiyim. 20 yıldır profesyonel mahkemelerde bilir kişilik yapıyorum. Efendim, tabii bu özelliğimiz nedeniyle de çok çeşitli sektörlerle, kurumlarla malumunuz bir araya geliyoruz. Yani sanayicisinden ticaretçisine, hizmetçisinden bakkalından çakkalına kadar. Efendim,
500 kişi çalıştırından bir kişi çalıştırana kadar, serbest meslek erbabı doktorundan bilmem simitçisine kadar, yani simitçi pek işimiz olmuyor ama onu attım, simit yok arkadaşlar. Çünkü simitçiler vergi mükellefi değiller, onun için bizim şeyimize girmiyorlar, alanımıza. Muhatap oluruz. Tabii bu bize ciddi bir avantaj sağlıyor. Nasıl bir avantaj sağlıyor? Özellikle KOBİ'lerde biz işletmelerin aynı zamanda yönetimini de yapıyoruz. Yani KOBİ'lerde aynı zamanda firmanın yönetimini de yapıyoruz. Yani firma başı ağrısa bizi soruyor. Bize soruyor. Sigortadan bir yazı geldi bize sorur. Vergi dairesinden bir yazı gelse bize sorur. Oradan bir şey gelse buradan sürekli istişare. Dolayısıyla bu bize çok büyük oranda yetenek kazandırıyor. Dolayısıyla burada öğrenci arkadaşlarım var değil mi? İktisat, ekonomi okuyan var mı? İşletme okuyan, hukuk okuyan? Hukuk yoktu galiba değil mi hocam burada? Ekonomi, işletme okuyanlar var mı? Ha, onları öneririm. Tabii YMM'nin yalnız dünyada karşılığı yok. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Bir tek Türkiye'ye münhasır bir meslek bu. Dünyadaki uygulaması CPA'dir. Certified Public Accountant'tır. O SMM yani serbest muhasebe için mali müşavir de girer. Biz YMM'yiz. Biz daha üstteyiz. Yani. Birazcık şey yapmayayım. Hem de bilirkişiyiz aynı zamanda. Şimdi efendim firmalar, ben İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin rektörü hocamla Marmara Üniversitesi'nden gelen bir tanışıklığım sebebiyle gönüllü danışmanlık yapıyorum. Halim Hoca bahsetti ya, hani biz üniversite işbirliği yapıyoruz, bölümler kuruyoruz diye. İşte orada icraat yapanlardan biri ben. Öyle tamam, ben nokta hareketi yaparım. Ben de öyle, teori meori yok. Zaten bu teori meori olmadığı için doçentlikten de geçen 3 ay önce çaktım hocam bu arada. Doçentlik sınavında çaktırdılar beni. Niye biliyor musunuz? Ya adam Keynes'i soruyor bana. 1930 yılında efendim diyor ki Keynes'in bilmem ne modeli. Ya bana ne hoca dedim. Şimdi ben bugüne bakarım. Bana ne 1930'da 20-40'da ne olmuş ne bitmiş. Maliye bölümünden girdim sınava. Tabii maliye bölümünden şimdi Keynes maliye ile ilgili de bir çalışması varmış. Yani bu Keynes'in de girmediği alan kalmamış arkadaşlar. Dolayısıyla hocam dedim ben Keynes'i meylesi tanımam. Şimdi sen bana iflas ertelemesindeki hukuki düzenlemeleri sor dedim. Çok güncel bir konu. İflas ertelemesini duydunuz mu? İflas ertelemesi. Ha. Ondaki hukuki vergisel çok güncel bir konu dedim. Bana onu sorar mısınız dedim hocaya. Yok dedi sormam. Niye? Sen teori bileceksin. Çünkü sen doçent olacaksın. Öğrencilere ders anlatacaksın. Hocam dedim ben 20 yıldır anlatıyorum zaten. Yani şimdi ben bunu Keynes'i bilmeden de pekala maliyeyi anlatıyordum bugüne kadar. Yani derken biz şeyle, heyetle, bilimden de 5-0 geçmiştim bu arada. Yani tezde önce bir, doçentlikte önce bir bilim jürisi oluyor arkadaşlar. Bilimden geçiyorsun sonra sözlü sınava giriyorsunuz. Bilimden 5-0 yani 5'te 5 geçtik. Fakat sözlüde çaktım. Şimdi bir dahaki sınavı bekliyor durumdayız filan şey. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Halim Hoca'nın bahsettiği ticaret odasındaki, ticaret üniversitesindeki o iş ve üniversite iş hayatı danışmasında ben direkt rol üstleniyorum. Hoca da biliyor. İş adamlarını getiriyorum. İş adamları üniversitede öğrencilere ders veriyor. Girişimcilik dersi veriyorlar. Şimdi girişimcilik dersini en iyi kim verir? Keynes'i bilen biri bilmez herhalde. Girişimcilik dersini girişimcilik yapan bilir. Hani damdan düşen halinden kim anlar? Damdan düşen anlar. Dolayısıyla biz burada direkt nokta hareketi yapıyoruz dediğim gibi. Ve daha sonra ne oluyor biliyor musunuz? İlişkiler gelişiyor. Öğrenciler, ya böyle ses ses gidiyor değil mi böyle? Burada bir sıkıntı var mı? Ha, şöyle yapıyorum. Şey, sonra öğrenciler ilişki kuruluyor ya hocalarla. Öğrenciler işlerini ziyarete gidiyor. Mesela geçen Sacit Bey'i getirdim hocam biliyorsunuz. Onun Düzce'de fabrikası var. 500 kişi çalıştırıyor. Öğrenciler merak etmiş, fabrikayı ziyarete gitmişler birkaç tanesi. Ya orada ne oluyor, ne bitiyor görmüşler. Yani dayanışma böyle olur, istişare böyle olur. Yani öyle keynese meynese olmaz. Fiilen o. Ben derslerde olsun, danışmanlık yaptığım firmalarda olsun şunu yaparım. Derim ki ben size vereceğim bilgi para eden bilgidir. Ben size para etmeyen bilgiyi vermem. Bu ne demektir? Yani bu para kazanma anlamında değil, değer katan bilgi. Eğer bir bilgi karşıya değer katmıyorsa o zaman ben o bilgiyi vermem. İşte expectations'ın sonucu da buraya gidiyor. Yani şimdi dolayısıyla
ben üniversiteyle iş hayatını bir araya getirdiğimde karşılıklı mutlu bir menfaat olacak. Almadan vermek Allah'a mahsus. Demek ki biz her bir şekilde olayın karşılıklı menfaat ilkesine dayanmamız gerekiyor. Bir yandan işveren müteşebbis memnun olacak, bir yandan da üniversite memnun olacak. Dolayısıyla ben fiilen, ya susadım, şey pardon. Sizi uyutmayayım diye biraz hareketli olmaya çalışıyorum da onun için böyle. Evet, en son nerede kalmıştın? En son su içmeden önce ne diyordun? Ha, mucun, yani karşılıklı menfaat olacak dedik. Her iki tarafında birbirine karşılıklı istişare etmesi gerekecektir. Bir takım notlar aldım da bir yandan da ona bakayım. Katma değer dedik. Value added. Eğer bir şey bir şeye katma değer katıyorsa ben o şeyi yaparım. Şimdi Türkiye'nin ve gelişmekte olan ülkelerin en büyük problemi ne? En büyük problemi ne hanımefendi size göre? Gelişmekte olan ülkelerin en büyük problemi ne? Siz hanımefendi. Gelişmekte olan ülkelerin en büyük problemi. Arkadan cevap gelecek. Buyurun. Türkiye'de okumuş. Beni mi dinledin yoksa? Bravo. Mesela bizim cari açığın en büyük problemi ne? Katma değeri düşük mallar üretmemiz. Teknolojiye zayıf mal üretmemiz. Diğer en önemli problemimiz ne arkadaşlar biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz ben söyleyeceğim. Ben neden biliyorum? Çünkü bilirkişi olduğum için biliyorum değil mi? Sermaye yeterliliği. Gelişmekte olan ülkelerdeki firmaların en büyük problemi sermaye yeterliliği. Şimdi hani bir laf var, para parayı çeker. Para parayı nasıl çeker? Yani para parayı çekiyor, para mıknatıs yok böyle gösterirsiniz diye. Para yatırım yapar, yatırım yapar, yatırım değere ulaştırır, değer de para getirir. When the risk is minimized, profit should be maximized diye bir şey var. Yani riski minimize edip karı maksimize ederseniz siz çok iyi yöneticisiniz. Doğru mu? Doğru. Ama bunu başarabilmek öyle her baba yiğidin hakkı değil. O zaman ben diyorum ki, when the risk is maximized, profit should be maximized as well. Yani riski ve karlılığı, getiriyi aynı anda yükseltebiliyorsunuz da bu da başarıdır. Yani riski minimize etmek zorunda değilsiniz. Şimdi buradaki etkileşim çok önemli. Diyalog çok önemli. İnsanların, firmaların davranışları, birbirlerine karşı etkileşimleri çok önemli. Dolayısıyla burada karşılıklı menfaati ele alarak bu işbirliğini yapmak durumundayız. Üniversiteler bir laboratuvar. ARGE, araştırma geliştirme teknokent diyoruz. Şimdi Türkiye'de ARGE ve software yazılımlarına teknokentlerdekinde ciddi bir teşvik var, vergi teşviği var. Ve gerçi bundan kaçınmak için bazı yollar millet kaçınmaya çalışıyor. Yani vergi kaçırma değil de vergiden kaçınma. O, maalesef onu da biz yapıyoruz arkadaşlar. Yani vergiden kaçınmayı da bizim şeyimize giriyor. Ben kaçırtmıyorum yani. Sadece kaçınıyoruz. Kaçınma planlama demek. Yani mükellefin çünkü vergiyi yüksek öderse firmanın finansal açıdan yaşama şansı zayıflayacağından dolayı yasal bir takım yollarla vergiden kaçınmaya çalışıyoruz. Şimdi bu ARGE öyle ucuz bir şey değil. Sabahki konuşmada kimdi o Üstad Fujitsu'nun genel müdürü merhaba. Şimdi dediniz ki yanlış hatırlıyorsam düzeltin. 170 bin çalışanımız var. 14 bin ARGE mühendisimiz var dedi. Wow. 14 bin. Kaç dolar maaş veriyorsunuz? En az 3.000-4.000 dolar maaş. Yani 14.000 çarpı 4.000 kaç eder? 40.000-60.000 yani ciddi bir maliyet. Bu maliyeti her firmanın, her kurumun, özellikle KOBİ'lerin ya da büyümekte olan şirketlerin... Peki ne yapacaklar?
İşte burada devreye Türkiye'de TÜBİTAK gibi kurumlar giriyor. Ya da burada üniversite girecek. Üniversite laboratuvar olacak. Firmalara gereken ARGE hizmetini üniversite verecek. İşte diyalog bu. Eğer yapılabiliyorsa bu istişare, o zaman firma katma değerli ürün üretme. Çünkü katma değerli ürün üretmenin birinci şartı ne? Ne? Arkadan. Buyurun hanımefendi, siz ne güzel gülümsüyorsunuz. Buyurun siz, evet. Yok en arka. Yok, siz cevap vermediniz, size bir daha sormam, kusura bakma. Bir kere ben hata yaparım. Buyurun hanımefendi. Efendim? Research, araştırma yapmak. Evet, tebrik ediyoruz sizi. Dolayısıyla bunun maliyetinin bir şekilde ortaklaşa bir havuzdan karşılanması halinde firmaların daha katma değerli, daha büyük. Dünyada bakıyorsunuz, gelişmekte olan ülkeler gelişiyor. Türkiye örneğini verelim. Yani Azerbaycan, kusura bakmayın, gelirken uçakta şöyle bir baktım ama atmak istemiyorum şimdi. Azerbaycan ekonomisiyle ilgili bir dökümler vermişti hocamlar ama şöyle bir baktım, çok bir şey atıyor. Ama hatırladığım en güzel şey var. Kişi başına gayri safi milli hasıla $10,000, çok şükür sevdim. Türkiye'de de hemen hemen aynı $10,000 civarında. Şimdi burada Türkiye'deki bu kadar şeye rağmen Türkiye'de ciddi bir problem var arkadaşlar. O da cari açık problemi. Türkiye'de cari açık. Cari açık nereden geliyor? İthalatla ihracatın arasındaki, yani döviz girdisiyle döviz çıktısı arasındaki farktan geliyor. Şimdi peki bunun karşılanması için ne yapmamız gerekiyor? İhracatta karlılığı artırmamız, yani sadece ihracatı artırmamız yetmiyor. Çünkü biz %95 ithal edip sonra, yani ihraç ettiğimiz malın %95'ini ithal edersek bir işe yaramıyor. Cari açık artmaya devam ediyor. Bizim ne yapmamız lazım? Onu 90'a 80'e çekip kar marjını artırıyor olmamız gerekiyor. Bu nereden çıkıyor bu da? Yine aynı şekilde ARGE'den çıkıyor. Eğer araştırma geliştirmeleri yeterli ölçüde yapabilirsek bunu da sağlamış oluruz. Yine sabahki konuşmada bir iş adamımız vardı. İsmini bulmaya çalışıyorum. Neydi ismi sabah? Abdul? Abdul Bari Hoca, Üstad. Çok güzel şeyler söyledi. Söylediği şeylerde teori ve uygulamanın birbiriyle çakıştığı noktada mükemmelliğin çıkacağını söyledi aslında laf arasında. Yani teori ve uygulama bir araya gelirse, yani sadece teorisyen olursa 4 yıl okumayla, yani eğitim ve but birbirine karışıyor. Butlu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Eğitimle but birbirine karışıyor. Eğer sadece teori olursa, sadece uygulama olursa da sıkıntı var. O zaman ne yapmamız gerekiyor? İkisini birlikte hareket ettirmemiz lazım. Standart dedi, standartlarımızı ve beklentilerimizi yüksek tutacağız. Hedeflerimiz olacak tabii. Peki standartları yüksek tutmanın ya da standartları belirli bir hale getirmenin yolu nereden geçiyor? Eğitim, yani teori ve uygulamayı birlikte hareket ettirmeyle ya da birbirine yakınlaştırmayla geçiyor. Sinerji dedi, hakikaten öyle. Zaten bu üniversite iş dünyası yaklaşımı bize sinerji getirecektir. Bu sinerjiyle de gerekli büyümenin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Benim iflas ertelemesinde bu sinerjiyi oluşturarak bizzat kendimin kurtardığım en az 5 tane firma var. Bir tanesi vardı, yaklaşık 700-800 işçi çalıştırıyordu. Çok ciddi bir yönetimle bu ARGE'leri çok düzgün hale getirerek yeni bir kumaş ürettik arkadaşlar. Ve üniversite işbirliğiyle yaptık bunu. Yeni, daha kaliteli bir kumaş ürettik. Ve o kumaşın ihracatıyla firma iflastan kurtuldu. Yani ciddi bir ivme kazandı. O kadar kişi de işsiz kalmaktan kurtuldu. Demek ki uygulamada eğer yakınlaşmayı sağlayabiliyorsak çok ciddi bir şekilde katkı sağlamış olacağız. Efendim, bakıyorum yine notlarıma var mı, sizi oyalamama adına hızlıca. Hani bir şey unutmayayım diye, ondan sonra tam konuşma bitiyor gidiyorum, tüh ya şunu da söyleseydim diyorum. Onun için arkadaşlar 2 saniyenizi rica ediyorum. Sonlara gelmek üzereyim ve bitti, gözünüz aydın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Hocamıza soru, varsa soruları alabiliriz. Buyurun Serhan Bey.
sorma ama. Sorduğunuz soru ekonomik olmaktan ziyade biraz sosyal bir şeylikte bir soru. İnsan davranışlarıyla ilgili bir soru. Ülkenin uyguladığı ekonomik ve sosyal politikaların sonucu oluşan bir şey. Artı yani vatan sevgisi diyeceğim ama Türk milleti kadar vatanını seven pek azdır diye onu da hemen geçiyorum. Şimdi buradaki sıkıntı şu aslında. Türkiye'de ve Türkiye için söylüyorsun bu örneği sanırım. Tabii insanların hani böyle bir genelleme yapmak ne kadar doğru onu öncelikle düzeltmek istiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla şu anda Türkiye'de de Türkiye'ye gelip yatırım yapan insanlar var ve bunları teşvik eden bir takım kurumlar var. Mesela devlet teşvik ediyor. İş garantili olarak bunların gelmesini sağlıyor filan. Yani burada net bir cevap vermek mümkün olmamakla birlikte bir de şu var tabii, Hindistan'daki olayla Hindistan'ı Amerika zorluyor. Zaten Amerika, Avrupa Hindistan'ı zorladığı için kendisi işsiz kaldı. Bugün Avrupa'da işsizlik hızla artıyor biliyorsunuz. Amerika'da çok hızlı artmasa bile biliyorsunuz yine işsizlik var. Şu anda biraz azaldı. Buradaki sıkıntı şu. Diyor ki gidin siz ülkenize bir takım şirketler kurun. Mesela benim danışmanım olduğum bir IT firması Kiev'de yazılım yaptırıyor. Kiev'de niye yazılım yaptırıyor? Çünkü Kiev bilgisayar mühendisine $1000 maaş ödüyor. Türkiye'de aynı işi yaptırsa en az $5000, $6000 maaş ödemek zorundadır. Dolayısıyla yani burada bir takım şeyler var. Yönlendirmeler var, menfaatler var, ülkelerin yönlendirmesi var. Yani Hindistan'ı Amerika ve Avrupa ülkeleri zorluyor. Gidin diyor ülkenize, biz size iş vereceğiz diyor. Fason, işçilik. Zaten katma değeri düşük mal üreten bizim türlü şirketler fason üretim yapıyor. Mesela biz tekstilde de biliyorsunuz fason üretim yapıyoruz ağırlıklı olarak. Otomobil ihraç ediyoruz ama otomobili biz yapmıyoruz. Zaten topluyoruz. Bütün ham maddesini ithal ediyoruz. Bu da onun gibi bir olay diyebilirim. Teşekkür ederim. Yetti mi? Devam edeyim mi? Buyurun. Biliyorsunuz TÜİTAK'ın şu anda geri dönüşüm için destekleri var. Yes. Onu da yes de... hocam onu söyledim ya, bir takım kuruluşlar hocam işte o da gidiyor yani aşk olsun. Aklıma gelmedi o anda. Ama bir takım kuruluşlar diye geçiştirdik. Bu da hocalık teşhir. Karıştırıyorum mesela şimdi 10 tane iş yaptığın için. Evet. Devam et. Sen ben konuşurum herhalde. 2020 diyorlar çok yakın bir tarih.
Polonya ya bu tarihi uzatacak ya da biz şey yaptık yani çıkartalım yani Polonya'dan çıkartalım. Yani orada bir tür bir iş yaratmışlar, istihdam yaratmışlar. Ve Polonya'nın da bu Polonya istemiyor yani çok ülken gitmesini, şirketler gitmesini. O yüzden şu anda oradaki serbest ticaret bölgelerindeki sürenin biraz daha uzatılmasını düşünüyorlar. Şimdi olay şu, serbest ticaret bölgelerinde teknoparklar. Filiz onlardan bahsediyor, evet. Bunlar yani acaba ülkenin bir yerde zararına mı? Yani mesela oraya girdiğiniz zaman oraya tıkılıp sıkışıp kalıyor musunuz? Yani onu süreçte devam ettirmek zorunda mısınız? Yani firma olarak mı, devlet olarak mı soruyorsunuz? Ben devlet olarak soruyorum ve tabii ki bunun mesela firma noktasında yani firma bakış açısından. Firma bakış açısında şöyle, Filiz onlardan, serbest bölgelerden biz Türkiye olarak çok şey. Biz serbest bölge ihracat için kurulur. Yani ihracatı desteklemek için kurulur. Ama uygulamada maalesef çok büyük şirketlerimiz dahil parakende sektöründeki serbest bölge ithalat yapıp 100 dolara oradan da 150 dolara Türkiye'yi çekerek 50 dolar kârı serbest bölgede bırakmak suretiyle devlete ciddi bir vergi anlamında bir zarara sebebiyet verdiler. Firmalar açısından bakınca tabii bu sürecin sınırlanması firmaların oldukları programlar çerçevesinde onlara uzun vadede zarar verecek niteliktedir. Bir de yer sıkıntısı olabiliyor. Mesela kiralar yüksek olabiliyor vesaire. Bir takım external durumlar da mümkün olabiliyor. Evet. Peki. Tekrar teşekkür ederim. Vaktimiz kalırsa umumi sualleri alabiliriz. Ben sırayı bozmamak için kendi sunumumu yapayım. Ben takdim edeyim. Evet, hepinize hoş geldin diyorum yeniden. Benim sunum esasında çok derin bir şey olmayacak. Sadece bir Azerbaycan'da bu ilişkinin, bu işbirliği ilişkisi nereden başlayabilir, başlangıç noktaları neresi olabilir diye kısa bir daha önce yapılmış bir araştırmanın neticelerini bir özet olarak paylaşıp ondan da bir neticeye varmak isteyeceğiz. Malum. Azerbaycan tabii 90 sonrası bir geçiş dönemi yaşadı ama daha sonra özellikle petrol gelirleriyle çok mühim bir kaynağa sahip oldu. Bu kaynakla beraber aynı zamanda petrol dışı sektörleri de geliştirmek için yeni yeni projeler ortaya koydular. Bu da tabii devlet, üniversite ve iş dünyası bir birliktelik içerisinde çalışıyorlar. Burada takriben 1200 kişiden alınmış bir anket neticesi bu. Bu anketin sadece bir hissesinde, kısmında üniversite iş dünyası ile ilgili bazı sorular sorduk. Bu sorulan sualler şöyledi. Üniversiteler kaliteli eleman yetiştirebiliyorlar mı? Üniversiteler teknolojik olarak şu anda muasır seviyede mi? Üniversiteler tecrübeyle, teori, nazarıyla, pratik arasında hangi konumdalar? Ve işte üniversitelerin kitaphane imkanlarından yararlanma, laboratuvar imkanlarından yararlanma, sanayicilerin üniversiteye gelmesi, eğitim programlarını düzenlenmesinde katkıda bulunmaları gibi 10 tane fikir bunlar. Burada esasen 4 tane konuda nispeten bir farklı, 4 grup arasında farklı bir fikirler var. Ben onların üzerine dikkati çekmek istiyorum. Zaten birlikte oldukları konular belli. Yani herkes üniversitenin imkanlarının sanayi tarafından kullanılabilmesinde hem fikir, sanayideki problemleri üniversitelerin tezlerinde ve araştırmalarına konu edilmesi, onda hem fikirler. Onlar da peki problem olarak veya problem demeyelim de farklı düşünceler, farklı görüşler nerede? Bir defa en birincisi kaliteli eleman yetiştirme konusunda. Burada tabii haliyle ve doğal olarak da üniversiteler çok büyük bir oranda biz diyorlar kaliteli eleman yetiştiriyoruz. Ama bunun tam aksine de şirketler çok farklı. En büyük keskinlik burada. Şirketler de
kendi ihtiyaçlarını uygun elemanın üniversitelerde, Azerbaycan'da. Bu yapılmış araştırma tamamen Azerbaycan üniversitelerinin çok büyük bir kesimini ihata ediyor. O açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, şirketler bu konuda neredeyse zıt durumdalar ve diyorlar ki bizim ihtiyacımızı görmüyorsunuz. Yani burada bir problem var. İkinci problem teknolojiyi takip. Yani bu nedir? İşte laboratuvarları, eğitim imkanları, eğitimde kullandıkları teknolojik imkanlarda yine neredeyse burada da müellimler, yani hocalar, talebeler ve işçiler de buna yakın. Fakat şirketler, şirket rehberleri burada yine aksi görüşteler. Diyorlar ki üniversitelerin şu andaki buradaki tabirle maddi tekniki bazası bizim ihtiyaçlarımızı uygun eleman yetiştirmede kifayetsiz kalıyor. Burada bir noktayı daha dile getireceğim. Büyük katılıma rağmen sadece şirketlerden az miktarda katılım oldu bizim ankete. Fakat en çok da şirketlere göndermiştik. 19 şirket katılımı oldu ama o da enteresan. Bu 19 şirket de Azerbaycan'ın en büyük şirketleri. Bu da bizde şöyle bir kanaat oluşturdu ki bu meseleler şu anda büyük şirketleri ilgilendiriyor. Kadro meseleleri vesaire meseleler, emektaşlık bunlar şu anda ancak belli seviyede olmuş şirketleri gündeminde. Evet, bir konuda yine teorik ve pratik konusunda. Bunda işçiler biraz, çalışanlar biraz öne çıkıyorlar. Diyorlar ki biz üniversitede pratik eğitim almadık diyorlar. Bu da enteresan bir şey. Şirketlerle çalışanlar bu noktada müşterekler. Hocayla talebeler henüz daha piyasaya çıkmadıkları için belki o konuda kifayet kadar yeterli olduğunu düşünüyorlar. Bir konuda talebeler çok öne çıkıyorlar. O da staj ihtiyacı. Stajın çok önemli olduğunu, hepsi bunda en fikir ama en çok da talebeler ve işçiler, çalışanlar biz diyorlar üniversite hayatında daha çok staj yapmalıyız. Evet, bunların hepsini geçelim. Peki bizim şu andaki teklifimiz ne? Yani Azerbaycan'da şu anda biz ne yapmalıyız ki bu aradaki ilişkiyi daha faydalı duruma getirelim? Hızlı geç bunları. Bunlar çünkü gerek olursa bunların daha ayrıntılı. Geçelim hocam. Geç. Muhasır vaziyetimize kadar gelelim. Şimdi bizce en büyük problem şu anda Azerbaycan'da henüz üniversitelerle şirketler arasında tanıma problemi var. Yani birinci problem bu. Önce bu ilişkilerin birbirlerini tanıma şeklinde ortaya konması lazım. Yani bu nasıl yapılmalı? Bu bir defa şahsi ilişkiler de çok az. Yani üniversite hocalarının kendi sahalarındaki şirketlerde, şirketlerin içerisindeki uzmanlarla veya şirketlerle birebir münasebetleri çok az. Bizim tecrübemiz bu ki, semereli bir netice alabilmek için önce şahsi olarak dostlukların oluşması, ilişkinin başlaması lazım. Onun için de böyle bir hatta kendi aramızda bir 3Ç formülü diye bir formül icat ettik. Bu biraz Azerbaycan'da uygun bir formül. Bu çay içme, çörek kesme ve çalışma. Yani çay içme Türk kültüründe bir ilk gelen misafire hoş geldin, işte ben seninle tanışmak için istiyorum gibi bir hoş muameledir. Ve bir tanışma merasiminin ilk girişidir. Hadi çay içelim, tanışalım. Bu tanışmadan sonra burada çörek kesme, bir beraber yemek yiyelim. Niye? Artık seninle kafalarımız uyuştu. Bazı ortak düşüncelerimiz var. Bunları hayata geçirmemiz lazım. Bunları hayata geçirmek, gelip sizinle bir yemeğe gidelim. İşte ondan sonra eğer beraber yemek de yediysek ve bazı projeler üzerinde bir müşterekliğe vardıysak ondan sonra da beraber çalışalım. Yani öncelikle bu şirketler ve üniversitenin birbirini tanıması konusunda müşterek toplantılar yapılabilir, şirketlere geziler yapılabilir, talebelerin stajları daha etkili organize edilebilir. Bu konuda önemli bir boşluk var. Bu boşluk son yıllarda aşılmaya başlandı. Üniversitelerde bu konuda iyi çalışmalar var ama yine de yeterli olmadığını düşünüyoruz.
Evet. Bulgar Bey'le senkronize çalışamadığımız için o benden ileri gidiyor, ben ondan geri kalıyorum. Öyle bir şeyimiz var. İkincisi, emektaşlık veya işbirliği yapmamız gereken en önemli konunun şu anda Azerbaycan'ın en büyük ihtiyacı kaliteli eleman. Kaliteli eleman yetiştirilmesi için de üniversitelerle farklı sahalarda şirketler veya sanayi işbirliği yapabilir. Bunlar bugün itibariyle önemli bir ihtiyaç. Azerbaycan'daki üniversitelerde mevcut laboratuvar ve eğitim imkanlarındaki iyileştirmenin şirketlerin de katkısıyla yapılabilmesi. Bunun güzel örnekleri var ama bunun arttırılması lazım. İkincisi, staj meselesi. Hakikaten çok önemli. Özellikle mühendislik sahasında öğrencilerin, ki Azerbaycan'ın şu anda en büyük ihtiyaçları mühendislik sahasındaki elemanlardan, çok büyük yatırımlar var. Ben hakikaten milyar dolarları, 20-30 milyar dolarlar civarında 2-3 sene içerisinde tamamlanacak çok büyük yatırımlar var ve bunun içinde makine, kimya, elektrik, inşaat gibi temel alanlarda, bilgisayar gibi alanlarda birçok elemana ihtiyaç var. O zaman bu elemanı, bizim teklifimiz esasında bölgesel olarak bu meseleye eğilmesi, yani Azerbaycan'daki üniversitelerin mezunlarıyla bu ihtiyacın karşılanabilmesi çok pratik görünmüyor. Yani böyle birebir bu kadar büyük bir ihtiyaç. Sumgayıt Teknoparkı veya Sumgayıt bölgesinden çok bahsedilen oldu. Yani fiili olarak 2-3 yıl içerisinde 5000'e yakın insana ihtiyaç var. O çok büyük bir oran. Yani ne Kafkas Üniversitesi ne de Azerbaycan'daki üniversiteleri kısa zamanda karşılayabileceği bir mezundan çok daha fazla. O zaman sektörle ilgili dersler, sektörün, biraz önce hocalarımızdan da misal veren oldu, sektöre mezunun daha kolay giriş yapabilmesi için bazı derslerin eğitim müfredatının içerisine alınarak o 4 yıllık veya 5 yıllık bazı yerlerde eğitim içerisinde o derslerin çoğunlukla da sektörden uzmanlar tarafından verilmesi, ki öğrenci mezun olduğunda o sektöre nispeten daha hazır hale gelebilsin, ki bununla ilgili de bazı örnekler var. Yani bu eleman yetiştirme konusundaki işbirliğinde çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada tabii biraz önce Abdülbari Bey'in bir tecrübe paylaşımı oldu. Bu da çok önemli. Ki biraz sonra Kafkas Üniversitesi'nin de kısacık numunesini, yaptığı şeyleri bir özetlemeye çalışacağım. Tabii öğrencilerimizin ve hocalarımızın, yani o tecrübeyi görmeleri, duymaları ve o pratikle karşı karşıya gelmeleri onlar için de fevkalade önemli. Evet, son olarak da burada Azerbaycan 2020 İnkişaf planı ve birçok burada da muhterem prezidentin tasdiklediği fermanlar var ki bu sahalarda innovasya, işte iş dünyasıyla bu kaliteli kadrla kadroların yetiştirilmesin. Ama bunu nasıl yapacağız? Hedefler konulmuş, çok güzel hedefler var. İşte bu hedeflerin yerine getirilmesinde bazı arayüz kurumlara ihtiyaç var. Ve bu kurumların, bu interfaz kurumlarında oluşturulması lazım. Yalnız burada bu interfaz kurumlar oluşturulurken bir küçük problem de ortaya çıkıyor. Şu anda dünya çok küçük, herkes hem internetle hem de yerinde giderek birçok örneği görebiliyor. Yani biz de gittik Türkiye'yi veya işte yabancı ülkelerde bu ara kurumlar, teknoloji transfer merkezleri nasıl işler, ne bileyim teknoparklar, kuluçka merkezleri, girişimcilik, teşebbüskarlık, bunlar nasıl olur? Evet, bunların örnekleri var ama Azerbaycan ortamında bu örneklerin test edilmesi yeni başladı. İşte bu kurumları, bu tecrübeleri de alarak acaba üniversiteyle iş dünyası hangi platformlarda nasıl bir çalışma ortaklığı yapacaklar? Bu konu üzerinde de çalışma ihtiyacı var. Bunun da biraz tecrübeleri uygulamaya dökerekten yavaş yavaş bir yol alınması ve ara kurumların oluşturulması gerektiği kanaatindeyiz. Bunlarla beraber devletin
belirli bölgelerdeki teknoparklara desteği var ama bu desteğin en azından mesela Türkiye'de çok farklı hem girişimcilik hem COSGAP hem Santez birçok projeyle destekleri var. Bu konularda da Azerbaycan'da önümüzdeki günlerde daha iyi gelişmeler olacağı umudundayız. Şimdi bundan sonra bu bağlamda Kafkas Üniversitesi ne yapmış? 1-2 dakika ne yapmaya çalışıyor ya da 1-2 dakika onu söylemeye çalışayım. Burada en önemlisi belki de Kafkas Üniversitesi iş dünyasıyla işbirliğini önem verdiğini göstermek için ayrı bir rektör yardımcılığı, bir prorektörlük oluşturdu. Ve bu prorektörlük altında iş dünyasıyla alakalar üzere prorektör şirketleri ziyaret etmeye başladı. Yani ilk başta yaptığı iş başka bir şey değil. Onlara gitti. Siz ne istiyorsunuz? Veya sizde ne var? Bunu gördükten sonra ki daha önceden de kurulmuş kurumlarımız vardı. Sürekli gelişim merkezi, daimi inkişaf merkezi, kariyere planlama merkezi ve bir de bizim mezunlarla ilişkilerimizi düzenleyen mezun koordinasyon merkezi. Ve bundan sonra bu ilişkiler kurulmaya başlandı. Şirketlerin sponsorlukları başladı. Bizim öğrencilerimizin şirketlere gezileri başladı. Şirket rehberlerinin burada talebelere seminerleri oldu. Sonra bizim mütehassıslarımızın şirketlerin ihtiyaç gördükleri konularda seminerleri oldu. Bunlar işte bu ilişkinin birinci noktasının karşılıklı gidip gelmeyle başladığını bize hakikaten ispat etti. Ve ikinci bir tecrübemiz, tabii burada başka yaptıkları faaliyetler de var. Yani talebelerin kariyer planlama faaliyetleri, son sınıf talebeleri iş dünyasına çıkış için hazırlama faaliyetleri. Mesela bu da şirketlerden gelen taleplerden ortaya çıktı. Ya bizim mezunlarımız gittiği zaman şirket rehberi dediler ki ya bunların eksikleri var. Bunlara şu konularda en azından mezun olmadan bir seminerler silsilesi verin. Şu anda da mesela iş dünyasına atılmadan önce mezunlara yine ilgili birim tarafından seminerler düzenleniyor. Bunlar hep o karşılıklı etkileşimin neticesi. Bir de son olarak Kafkas Üniversitesi'nin bir teknopark teşebbüsü, çalışması var. Bu çalışmayı da Türkiye örneğini önüne hedef koyarak devam ediyor. Daha başka örnekler de incelendi ama hem yapı olarak hem de uygulama açısından Türkiye bize en kolay geldi. Türkiye'de belki 20'ye yakın üniversite ve teknopark ziyaret edildi. Onların tecrübeleri alındı. Ve şu anda biz bir yani fiili olarak bir tecrübe geçiriyoruz. Yani bu süreç Azerbaycan ortamında nasıl uygulanır? Evet, teknoparkımızın hukuki statüsünü oluşturduk. Nizamnamelerini yazdık, kuruluşunu gerçekleştirdik. Yani bunlar da çünkü hepsi ayrı ayrı başlı başına işler. Yeni bir kuluçka merkezi oluşturuldu. Buraya yarışma yapıldı ve gördüğümüz şey şu oldu ki evet başka örnekleri görmek güzel ama yaptığımız zaman hem anlamak hem de buradaki uygulamasında bunlar nasıl olur görmek çok daha önemli ve çok sevindirici hal ki hakikaten Azerbaycan'daki devlet yetkilileri çok büyük oranda bize şey gösterdiler, ilgi gösterdiler ve teşvik ettiler. Ve süreci takip ediyorlar şimdi. Ya evet siz bir tecrübe yaşıyorsunuz, bu tecrübe nereye gidecek, bundan nasıl bir fayda elde edilecek? Büyük üretim merkezlerinde teknopark veya teknopark adı altında bir takım muafiyetler tanınmış. Şimdi konuşulan konu da acaba bunlar üniversiteler içerisinde nasıl oluşabilir? Oluşursa oralara ne gibi kolaylıklar sağlanabilir? Bunlar da görünen o ki Azerbaycan'da önümüzdeki günlerde bu sahada üniversite sanayi ilişkileri, üniversite iş dünyası ilişkilerinde yeni yeni ilerlemeler olacak. Bizleri de sevindirecek. Teşekkür ediyorum. Sual varsa buradan da alabilirim. Buyurun. Hocam bu gelip gelme döneminden bahsediyorsunuz da aslında bu program da böyle bir gelip gelme etkisidir diyorsunuz çünkü. Kafkas Üniversitesi Sayın Rektörü ve bazı yöneticiler bizim Fark Üniversitesi'ne ziyaretine gelmişti. Rektör dedi ki siz ne yerinizde oturuyorsunuz? Biraz gidip gelsenize dedi. Onun için biz de buraya gelmeye karar verdik. Sağ olsunlar. Daha
aslında evet. Eksik olmasında. Yani bizim buraya gelişimiz de Sayın Rektör'ün davet üzerine olacak. Hocam çok önemli bir şey. Esasında bu son YÖK'ün açıkladığı Mevlana programı belki bu konuda önemli bir takım gelişmelere de sebep olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü dili bir dilden de öte mantalite birliğimiz var. Bu çok önemli. Yani aynı konuları aynı şekilde, aynı kavramları, tariflerimiz çok birbirine benziyor. O açıdan alıp örnek götürmemiz ve uygulamamız çok kolay. Her şeyi sorabiliyoruz birbirimize. Her şeyden tam tatmin olabiliyoruz. O açıdan bu geliş gidişler hakikaten çok önemli. Çift taraflı. Hem Azerbaycan'dan hem de Türkiye'den. Bir de hem eleman noktasında hem de teknoloji transferi konusunda İki ülkenin çok daha yakın olması lazım. Yani bu çok önemli. Yani bir de ben bir şey ilave edeceğim. Ben biraz fazla gezerim de her gittiğim yerde önce böyle bir yabancılık çekiyorum. Buraya geldim dün akşam ilk defa geldim. Yani hakikaten sanki İstanbul'dan Ankara'ya gitmişim gibi bir şey oldu. Bilmiyorum siz ne hissediyorsunuz Türkiye'ye geldiğinizde? Aynı şey. Ya buna devam et. Evet, teşekkür ediyorum ve diğer Fatih Üniversitesi'nden konuğumuzu davet ediyorum. Buyurun hocam. Oradan da sunum yapabilirsiniz ama adet bu oturum hepsi buraya geldi. Evet, değerli akademisyenler, değerli sektör temsilcileri, öğrenciler. Aslında enteresan oldu. Yani hocam sağ olsun öğleden sonra oluşacak olan rehaveti ortadan kaldırmış oldu. Ondan sonra da Şahin hocam da akademik bir yayınla destek verdi. Ben de onun üzerinden gideceğim. Benim niyetim işte Yasin'in beklentileriyle sektörün yani üniversite sektörünün vereceği eğitimler neler olabilir? Bununla ilgili Fatih Üniversitesi örneğinden yola çıkarak düşünüyordum programı sunmayı ama şimdi biraz daha değişti. Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyeyim, ben de 20 yıl önce gelmiştim. Üniversite son sınıf öğrencisiyim Azerbaycan'a. Sadece Bakü'ye değil, Denkeren'e kadar inmiştik, Gence'ye, Sumgayet'e kadar gitmiştik. Bir tespitim var, o tespitimi aktarmakta yani benim için çok önemli, fayda görüyorum. O da şu, 20 yılda çok şey değişmiş, muazzam şeyler değişmiş. Yani Bakü, o eski Bakü değil. İnsanlar muazzam değişmişler, fikir olarak, düşünce olarak, yapı olarak. Ama bir şey değişmemiş, o beni çok sevindirdi. Konukseverlik. Kesinlikle bu konuda kaybetmemeniz gereken bir değer. Biz de belki nispeten Türkiye'de bunu maalesef erozyonu yaşıyoruz. Ama Azerbaycan'da bunu gördüm ki, mutlulukla gördüm ki hala konukseverlik önde, güzel. Bunun en güzel örneğini dün gece yaşadık. Bizim bir talihsizliğimiz oldu. Uçak 2 saat rötar yaptı. Saat 3'te uçak Bakü'ye geldi. 1,5 saat falan sürmüştür herhalde çıkışımız. Ama buna rağmen sağ olsun bölüm başkanımız, rektör yardımcımız bizi karşıladı. Bu çok hoş bir şey, hoş bir durum. Gecenin yarısında, ertesi gün zaten bir program yapacaklar. Buna rağmen zaman ayırıp bizi karşılamış olması, konukseverliğinin göstergesiydi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi dediğim gibi programın dışına çıkarak şunları söyleyeceğim. Şimdi 3 tane hafıza çevisi var bende. Birincisi Abdülbari Bey'in yaklaşımı. İkincisi Halil Zahim Hocam'ın bir önceki sonunda söylemiş olduğu kabiliyet yönetimi. Bu öğrenci arkadaşları ilgilendiriyor. Sonuncusu da Atilla Hocam'ın beklenti ve beklentisizlikle ilgili o yaklaşım. Yani 3 tane şey. Eğer aklınızda kalacaksa ben bunu tercih ederim. Yani 3 konuyla ilgili aklınızda kalmasını isteyeceğim. Abdülbari Bey'in yaklaşımından yola çıkayım. Abdülbari Bey çok güzel bir ifadede bulundu. Dedi ki eğer sektör, akademi, ilim adamları ve devlet eğer ortak iş yapamazsa bu şirin bir rüya olur. Gerçekleşmemiş bir rüya olarak havada kalır. Bunun örneğini ben 12 sene önce İstanbul'da yaşadım. Bir üniversitemizde üniversite, sanayi ve oda. Oda da sahipkarlar diye ifade ediliyor Azerice. İşte oda yani iş yapan kişilerin bir yere gelmiş olduğu sivil toplum kuruluşu. Toplantıdayız. Böyle bir toplantı aslında. Öğleden önceki toplantıyı çok güzel oluyordu. Sektör temsilcileri var, akademisyenler var. Ama maalesef şöyle bir problem ortaya çıktı. Çatışma ortaya çıktı. Sözlü münakaşa meydana geldi. Ve sözlü münakaşanın açılımı şu arkadaşlar. İlim adamları diyorlar ki sizler yani iş adamları, müteşebbisler bizden istifade etmiyorsunuz. Bizi dışarıda bırakıyorsunuz. Şeyler de diyor ki, girişimciler diyor ki siz de bize yukarıdan bakıyorsunuz. Yani kibirle bakıyorsunuz, yukarıdan bakıyorsunuz. Ciddi bir çatışma çıktı. Sabah
çok güzel bir ifade de bulundu Abdulbari Bey. Rektörlük için ve Kafkas için dedi ki, tevazuyla yaklaşıyor dedi. Yani ilim cephesi tevazuyla yaklaşıyor. Bu çok güzel. Girişimciye bakıyorsunuz, girişimci de burada. Ve öğrendim ki Abdulbari Bey ilk defa burada sunum yapmamış. Dediler ki hocam YouTube'a girin, göreceksiniz. Burada daha önce yapmış olduğu sunumlar da var. Yani bu ciddi bir tecrübe paylaşımı. Hocam söyledi Şahin Hocam. Tecrübe paylaşımı kilit bir ifade arkadaşlar. Tecrübe paylaşımı eğitimle alınacak bir şey değil. Yılların olgunlaştırılmış olduğu bir yapı. Ve sadece burada iyi şeyler yok tecrübede. Kötü yaşanmışlıklar da var. Ama bunların hepsi gelmiş bir paket haline gelmiş. Ve müşahhas bir kişiyle beraber size sunuluyor. Muazzam bir fayda. İkincisi kabiliyet yönetimi. Halil Zaym Hocam'ın söylemiş oldu. Özellikle genç arkadaşlar için çok önemli. Bakın Azerbaycan tamam 9,5 milyon nüfusu var. Ama çok önemli bir değeri var. O da ne? %60'ı Azerbaycan'ın 30 ve 6 genç bir nüfus var. Dinamik bir nüfus var. Doğal kaynakları biliyoruz. Nefti biliyoruz. Doğalgazı biliyoruz. Çok güzel projelerimiz var. Türkiye ile ortak yürütmüş olduğumuz. Ama insan kaynağımız da var. Yine Halil Zaym Hocam'ın söylediği bir ifade vardır. Türkiye için söyler. Evet Türkiye'de doğal kaynak var ama güzel bir insan kaynakları yapısı var. Azerbaycan'ı düşünsenize. Hem insan kaynakları yapısı var. Hem de doğal kaynakları var. İki muazzam güç. İki muazzam potansiyel. Bu size soruyorum. Azerbaycan'a parlayan bir yıldız yapmaz mı? Yapar. Yapacak da. Şu anda yapıyor. Gelecekte daha da yapacak. Şimdi bu zaten baktığınız zaman karşımızda bir problem de var. Çünkü her beklentinin karşısında ne vardır? Şimdi Atilla Hocam'ın şeyine geleceğim. Sorumluluk vardır. Şimdi iş dünyası beklentiyle ilgili Şahin Hocam aktardı. Evet iş dünyası nitelikli insan ister. Ama düşük ücretli ama yüksek ücretli ama istemiş olduğu şey çok nettir. Nitelikli insan. Evet nitelikli insanı bulamadığınız zaman ne yapar? Sabahki programda gördüğünüz gibi akademiler kuracak. Mecburen kendisi yetiştirmek zorunda kalacak. Hatta Şahin Hocam bir ifade bulundu. Maalesef üniversitenin verdiğinden daha fazla vermek zorunda kalıyoruz. Yani sektörün beklentisini karşılamak için. Bunu öğrendik, biliyoruz. Deneyim istiyor, nitelik istiyor. Üniversite öğrencisine bakan yönelik ne var? Üniversite öğrencisine bakan yönelik şunlar var. Bir, kabiliyet yönetimi. Acaba öğrenci arkadaşımız üniversite bölüm sıralamasını tercih ederken ilgi, istek ve kabiliyetini görerek mi tercih etti? Yoksa ailevi beklentileri veya arkadaşlarının tercihleriyle mi acaba buraya geldi? Burada bir ciddi bir problem var çünkü müthiş bir kaybımız var. Eğer kişi ilgi, istek ve kabiliyetine uygun bölümde okumuyorsa hocam şey örnek vermişti, tıpla ilgili örnek vermişti. Ben mesela onun baytarlık için örnek veriyorum. Baytarlık biliyorsunuz bizde de aynı ifade. Baytarlık konusunda ciddi yetkinliği var. Hayvanlara karşı ciddi bir eğilimi var. Ama işte şu anda IT sektörü çok önde olduğu için IT sektörüne geçiyor ve sıradan ortalama bir mezun olarak sektöre giriyor. Diğer elde ise baytarlığı seviyor. Mesela Bağdat Caddesi İstanbul'da çok önemli bir caddedir. Hani Azatlık Meydanı'na böyle diyeyim o kalibrasyonda olan bir yerdir. Orada en iyi baytar şimdi. Dolayısıyla işten memnun, kazancı yerinde, sektörün karşılığını yerine getiriyor. Ülkenin insan kaynakları yapısı yükseliyor. Muazzam bir çıktı. Şimdi birincisi bu. İkincisi kulüplerle ilgili bir şey yapıldı. Kafkas Üniversitesi'nin güçlü yönlerimizden bir tanesi kulüpler dedendi. Kesinlikle arkadaşlar bu çok önemli. Çünkü kulüpler öğrencinin sosyalleşmesini sağlar. İş dünyasına gittiğiniz zaman işi bilmeniz kadar iletişim dilini de bilmenizi isterler. Asla üstte yatay pozisyondaki insanlarla da temas halinde olmanızı isterler. Kulüpler size bunu sağlar. Kulüpler uzmanlık sağlamazlar. Kulüpler sizin sosyalleşmesini sağlarlar. Neler kazanırsınız? Bir, liderlik becerinizi geliştirirsiniz. Değil mi? İki, insan kaynakları mantığıyla baktığınız zaman iletişim becerinizi geliştirirsiniz. Üç, organizasyon yapacaksınız. Değil mi? Yapıyorsunuzdur herhalde. Ben bir kere karşılaşmıştım. Azerbaycan'a gelen arkadaşlar vardı. Çok güzel organizasyonlar yapacaksınız. Bunlar sizi bir yere taşıyacak. Bakın. Kulüplerle farkında olmadan 3 yıl sonra, 4 yıl sonra bir bakıyorsunuz mezuniyet sonrası bir yere gelmişsiniz. Muazzam bir yer. 4, bunları yaptık. Staj. Şimdi Türkiye'de böyle bir maalesef uygulama var. Sadece işte mühendislik gibi alanlarda zorunlu staj var. Diğer alanlarda staj zorunlu yok. Niye yok? Stajın amacı ne? Yine Abdulbari Bey söylemişti. Yani hasır görün niyetine staj yapılmaması lazım. Stajda amaç şudur. Siz mezun olduğunuz zaman, sektöre başvurduğunuz zaman evet ben bu sektörü, bu alanı biliyorum.
yabancısı değilim ama biraz derinleşmem lazım. Zorunlu değilse o zaman en azından gönüllü olarak bunu yapmak lazım. Bir de Türkiye'de bir problem var. Azerbaycan'da bu hangi seviyede bilmiyorum ama Türkiye'de %9'un altına hala inmedi maalesef işsizlik. %9 problem değil. Genç arkadaşlar için bu acı haber. Türkiye özelinde böyle. Azerbaycan'ı siz daha biliyorsunuzdur. %9'un içerisindeki genç oran daha yüksek. Yani gençler arasında rekabet çok daha fazla. İşe girmiyor, rekabet çok daha fazla. Nasıl öne geçeceksiniz? Ancak bu şekilde öne geçeceksiniz. Staj uygulamalarına geçeceksiniz. 5. Mesleği seçtik. Staj yaptık. Dolaylı ve doğrudan yaptık. Kendi yetkinliklerimizi biliyoruz. Arkadaşlar artık her meslekle ilgili sivil toplum örgütü diyoruz. Azeri dilinde, Azeri Türkçesinde nasıl demiyorum ama sivil toplum örgütü. Doğrudur hocam. Şimdi bu tip örgütlerin içerisinde bulunmak lazım. Ya üniversite içerisinde bu yapılamalar vardır, kulüpler üzerinden veya dışarıda vardır veya online vardır. Türkiye'de mesela Kaldera örneğini vereyim ben. Kaldera Kalite Derneği'ne siz üye olduğunuz zaman, öğrenci olarak üye olduğunuz zaman fiyatlar düşüktür. Diğer dernekler için de geçerlidir. Bunlara üye olmak lazım. Mesleki dergileri takip etmek lazım. Hiçbir şey yapamadınız diyelim arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadınız. İkinci sınıfta, üçüncü sınıfta sadece şunu yapın. İş ilanlarına bakın. Diyeceksiniz ki daha ya yeni mezun olmadım. Niye yani mezun olmadan iş ilanlarına bakayım? Şundan ötürü. Sektör ne bekliyor? Şimdi hocamlar anket yapmışlar. Sektörün ne beklediklerini biliyor. Kim biliyor? Üniversite biliyor. Ona göre hazırlık yapıyor. Öğrenci biliyor mu? Bilmiyoruz. Öğrenci nasıl bilecek bunu? İş ilanından alınacak. Kafasında bir sektör var. Hatta iş var. Sokarda çalışacak. Hangi alanda çalışacak? Şu alanda çalışacak. Onunla ilgili acaba hangi uzmanlıkları istiyorlar benden? Dil mi? Uzmanlıkla ilgili alanlar mı? Nedir bu? Bunları görmemiz lazım. Bunları anlamamız lazım ki çek yapacağız, karşılaşacağız. Evet benim şu konuda eksiklerim var. Ha, üniversite ne yapacak? Bunları yaptık. Üniversite bakan yönüne gelelim. Üniversite bunlarla ilgili bir kariyer günleri düzenleyecek. Değil mi? Eğitimlerle sözleyecek. Enteresan tevafuk olacağım. Ben 2-3 madde saydınız. Bir tanesi kariyer planlama, ikincisi daimi inkişaf, dördüncüsü mezunlar derlediniz. Hocam gayri ihtiyar güldü çünkü beni tanıyor. Ben ilk sektöre girmiş olmamda 94 yılında şeyle girdim. Personelle girdim. Personel alanında çalıştım. Yani işe alma kısmında çalıştım. Ondan sonra üniversitede kariyer merkezinde çalıştım. Ondan sonra da sürekli merkezinde çalıştım. Bu da gerçekleşmiştir. Yani bunun ama yolu nasıl oluyor? Birincisi yolu üniversite burada zemin sağlayacak. İkincisi öğrenci dinç olacak. Bu açlığı hissedecek. Bu konuda akademisyenlerimize güç düşüyor. Onlar da gıdıklayacak. Yönlendirecek. Yani bunlar çok yönlü. 3 yönlü. Yani sadece öğrencinin yükümlülüğü diyemeyiz. Yani bir akademisyen bu öğrencinin yükümlülüğü hayata hazırlanmak diyemez. Öğrenci de bu üniversitenin yükü diyemez. Üniversite de bu sektörün işi, sektör yetiştiricisi diyemez. Yani tekrar Abdülbari Bey'e geliyoruz. Kulakları çınlasın. Evet yoksa şirin bir rüya olur. Biz de o rüyayı devamlı gece gündüz görmeye devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Esasında aynı noktaya parmak bastık gibi. Atilla Hocam beklentilerin önemine girdi. Biz de o beklentilerin öğrenilmesinin için birbirimizi tanımamız gerekiyor o konuda. Sağ olsun Mehmet Hocam da o beklentileri nasıl karşılayabiliriz o konuda bizi aydınlattı. Çok teşekkür ediyorum. Eğer sual yoksa başka bir sual, İsa Hocam diyeceğim var mı yoksa davet mi ediyorsun bizi yukarıya? Evet, çaya davet ediyoruz. Buyurun.